Biz Mustafa'nın yanına vardık. Mustafa abim, Mustafa Usta'ydı. Orada 20-30 kişi kadar yaralanıklar ettiler. Ondan sonra ben Büyük Ruhlu Küçük Ali abiye de vardım. Oraya dedim, böyle sorular oldular dedim. Böyle nereden geliyorsun dedim. Mustafa'nın yanına geliyorum dedim. Böyle Büyük Ruhlu Küçük Ali abiye. Ben Isparta'dan geliyorum dedim. Kağıdı gösterdim. Böyle oldu falan dedim. Şimdi dedi, bazı günahlar var dedi. İnsanı cennete götürüyor dedi o. O Ali Efendi. Bazı günahlar vardır dedi. İnsanı cennete götürür dedi. Hmm. Orada dedi. Öyle deyince ben abi dedim. Günahlar cehenneme götüreceğini duyduk ya, cennete götüreceğini duymadık dedim ya. Hmm. Cennete nasıl götürecek dedim. Şimdi o günah işten dedi. Tövbe isvar ettiği zaman dedi. Ellerini açar dedi. Ya Rabbi. Allah. Ya Rabbi, yaptım galiba ben bu suçu, işledim. Beni affet dediği zaman da vücudu titrer diyor. Gözlerinden yaşlar akmaya başlar diyor. Tüyleri dikelir diyor. Allah da böyle gözyaşından tüy dikeleni diyor, böyle diyor kendinden geçeni diyor, çok sever diyor. Çok sever diyor. O hili günah işlediğinden dolayı dua ederken böyle bu halde yapar diyor. Allah bunu çok sever diyor. Olduğumu diyor. Öteki birisi diyor, ya Rabbi elhamdülillah, pek günah işlemedik. İşte 5 vaktimizi kılıyoruz, ondan sonra günah da işlemiyoruz, böyle yaşıyoruz. Bu bağırılık dedi, diyor. Neyse biraz durdu. Öyle yastık var, oraya yaslanıyor. Tabii akşam namazı kıldık da yastığı göreceğiz, ondan sonra daha önce bizler yerine geleceğiz. Onlar da şeyse gidecekler orada. Ondan sonra şaşılacak dedi, bir tek nokta var dedi. Şaşılacak bir nokta var dedi. İnsan dedi şöyle olur, böyle olur, her çeşitli yerlerde olabilir dedi. Fakat şimdi bir tek nokta var dedi. Adam akşam namazını kıldı dedi. Güzel dedi, abdest aldı geldi kıldı dedi. Ondan sonra dedi, abdest de bozulmadan dedi, sedirinde dedi, yastık var dedi. Minderin yanı başında dedi. Elimde erogodu dedi, böyle tefekkürde duruyor dedi. Hemen dedi, kalbinden dedi. Başta 2 kafir, 3 kafir vardı biliyor musunuz? Sağırlar, körler vardı dedi. Onları da çok seviyor dedi. Şimdi onlara da sevgisi var dedi. Olmadı galiba şimdi işte dedi. Onun o sevgisi, şeysi, yaptığı ibadet, taatı, öyle efendim kendi kendine iş etmesi, tefekkürde bulması, ama şey demez dedi. Onu kurtaramaz dedi. Hmm. Ötekiler yürümü, onları dedi, sevdiğinden dolayı dedi, onları sevdiğinden dolayı onları kim severse onların cürmü aynı berkinden defterine geçer dedi, günahları dedi. Hmm. Bu günah altından kalkalım mı dedi. Şimdi günah kendini işlerse bir günah, o ayrı bir şey dedi. Hmm. Fakat öteki onlar ne yaptılar dedi, memleketten Kur'an'ı kaldırmaya çalıştılar dedi. İşte dedi, namazını kılıyor dedi, bilmem neyini diyor dedi, dostunu düşmanını bilmiyor dedi. Hmm. Bunlar böyle hala hayatta yaşayanlar çok tehlikeli bir tehlikeli ya dedi. Ya hakikaten doğru diyorum dedi, doğru diyeyim canım.